Neyse siz o hastaneyi ne yaptınız? Bitti mi inşa? Valla neredeyse sona gibi geldik ya. Çok bir şey kalmadı ki. Aa, aşkım. Aşkım gel. Gel seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Nezih Atakan. Memnun oldum. Memnun oldum. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Memnun. Ya üniversitede güzel kızlar hep Giray'laydı. Hala da öyle. Adam hiç ıskalamıyor. Karımın yanında söylediği lafa bak münasebetsiz. Canım, fena bir şey mi söyledim canım? İltifat ediyorum. Gerçi kendisi alışkındır ama. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben gidip bir Cemre'nin suyunu alayım. Abi ben doğaya bayıldım ya. Hem çok kibar hem de çok güzel. Hazır çocuk da var. Nasıl, ikinciyi düşünüyor musunuz? Yok. İyiyiz böyle, boş ver. Bu bir büyüsün de. Beyler, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Sizi iyi gördük, daha iyi olduk Heves Hanım. Heves de lütfen. Seve seve. Giray sizin hisseler tavan yapmış, hiç söylemiyoruz. Söyleyecek bir şey yok, her şey ortada. Heves Hanım'ın başarısı. Olur mu canım? Tamamıyla Giray'ın başarısı. Çok iyi çalıştı ve sonuç ortada. Tebrik ederim. Gel bakalım. Aşkım. Biraz da sen ye, alkış. Ah. Sen ye, aferin. Al bakalım bunu da. Emzirme dönemi bitmiş sanırım. Efendim? Bizimki de 2 yıl emzirmiş de, oradan biliyorum. Sen yanlış anladın beni ya. Hani kadınlar artık bunları doğal konuşuyor diye ben hani... Öyle bir anda sorunca... Kabalık etmek istemedim, özür dilerim. Hayat nasıl gidiyor? Güzel. Çok sosyal kelebek değiliz sanırım. Mesafe severim. Mesafe candır, ben de kuralcıyımdır. Ama senin karşında kural ihlali yapıyorum diyelim. Gözlerinde bir hüzün var senin. Evden cenaze çıktı ya, acaba ondan olabilir mi? Giray. Sence avukat. Giray'cığım, bir bakar mısın? Efendim canım, ne oldu? Cemre'yi alır mısın biraz? Ah, ben alırım. Ben alırım, alışkanım. Yok, hiç gerek yok. Sağ ol. Giray halleder. Giray, ben doğayı çok sevdim ya. Başka zaman da görüşmek isterim. Şey yapın işte, telefonlarınızı alın verin, bir araya gelirsiniz. Hem onun da pek arkadaşı yok. Öyle mi? Ben seve seve arkadaşlık yaparım. Doğa araşalım. Olur mu? Sen ara, ben arayayım. Sen de durmuyor. Ben alayım Cemre'yi. Yukarı çıkayım. Ararız yani. Alo, Doğacığım. Meryem, ne haber, nasılsın, müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Evdeyiz Minnam'la. Senden ne haber? İyi ben de. Müsaitsen görüşelim mi diyecektim. Senin sesin niye böyle geliyor, bir şey mi oldu? Ya canım sıkkın biraz. Yüz yüze anlatırım. Anladım. Bizim ev halkı bugün hocaya gitti. Nilay var bir tek evde. Bir de Hayat'la Seher var. Rica ederim onlardan, bakarlar müsait. Aa, ne hocası ya? Anlatırım hocayı. Yalnız benim bebeğe de alışveriş yapmam lazım. Seninle çıkalım biz. Ben hem bebeğin alışverişini halledeyim, hem de seninle konuşalım, olur mu? İyi, olur, tamam. Alışveriş merkezinde buluşuruz o zaman. Tamam, anlaştık. Hadi görüşürüz, hadi bay bay. Tamam, hadi öpüyorum. Canım, gitti herkes, vedalaşamadılar seninle. Cemre'yi uyutuyordum. İyi misin sen? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Biraz bunaldım sadece. Meli ile buluşacağız. Bugün Cemre'yi evde bırakacağım. Sen akşama kadar göz kulak olursun, değil mi? Akşam ben bir yemek yiyeceğim. Heves'le beraber avukatı görmeye gideceğiz. Veraset işlemleriyle ilgili görüşeceğiz. Ama akşama kadar evdeyim, tamam. Tamam. Fatih Cemre'yi görmek istiyordu aslında. Belki bu akşam onunla bir yemek yeriz. Tamam, güzel. Afiyet olsun. Tamam. Gözün arkada kalmasın. Sağ ol. Çok
Çok güzel şeyler aldık ama. Ay benim midem kazındı. Sen niye yemiyorsun? İştahım yok. Pembe Hanım'ın bu paketler açılırken yüzünü görmek isterdim. Ay çok abartıyorsunuz şu kadını ya. Gerçek yüzünü görürsün diyeceğim ama umarım görmek sana kısmet olmaz Meriç'im. Tamam sen beni boş ver şimdi. Anlat bakalım ne bu surat? Giray. Rahat yani fazla rahat. O ne demek? Ya bugün arkadaşları geldi bize tamam mı? Adamın biri resmen bana asılıyor. İşte numaranı ver, konuşalım, görüşelim falan diyor. Bizimki de olur, görüşün, buluşun falan diyor. Yani inanabiliyor musun? Sence de bu fazla anormal değil mi Meri? Yani çok kıskanç biri değil diyebilirim. Sana çok güveniyor diyebilirim. Meri, seven insan kıskanmaz mı? Doğacığım, sen hayatında ilk Fatih ayısını gördüğün için... ilişkiyi, dünyayı birbirine dar etmek sanıyor olabilir misin? Fatih olsa adamı yerlerde sürüklerdi. Üş, o da. Doğa, sen Fatih'i mi özlüyorsun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yok, saçmalama. Mümkün mü öyle bir şey? Hı. Ya insan ister istemez tabii ki bir kıyaslama yapıyor. Ya, Giray ile Fatih iki ayrı uç. Tamam ben Fatih gibi olsun demiyorum zaten ama... insan biraz da kıskanılmak istiyor yani. Anladım. Üvey ana ne yapıyor? Ne yapsın? O da elinde kadehi. Ortalarda sallanıyor.